Cumartesi günlerinin vazgeçilmez programı haline gelen dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler sempozyumu bu hafta Kadırga TV'nin Trabzon'daki stüdyolarında düzenlendi. Programın finalinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yaklaşık bir saatlik bir konuşma yaptı. Türkiye istese de istemese de bu kadroya teslim edilecek. Bunu hiç unutmayın. Türkiye bu kadroya teslim edilecek. Niye? Ya çözümler burada. Bana siz bir mesele söyleyin ki bunun çözümünü biz söylemedik. Bazen arkadaşlar diyor, hocam niye konuşmuyorsun? Ya ben konuşmadığım konu yok ki. Türkiye'nin her meselesi için çözüm formüllerinin mevcut olduğunu belirten BTP lideri, bu formüllerin masa başında değil, Anadolu karış karış gezilerek hazırlandığını ifade etti ve bir örnek verdi. Mesela Keban Barajı'na gittik, koskocaman bir deniz. Allah selametini versin. Fuat'a dedim, oğlum dedim, ha bunu niye yaptılar bu kadar büyük, niye bu kadar şey? İşte hocam buradan, şuradan da su düşecek, bilmem aşağıda bilmem ne olacak, elektrik elde edilecek filan. Dedim ya şimdi beni dedim şeye tutma, bu kadar suyun buradan aşağı düşmesine gerek var mı? Bu su niye burada toplandı? Biz dedim bu suyu, işte diyelim ki burası denize gidene kadar 500 kilometredir. 50 ayrı yerde dedim bu barajı kurabilir miyiz? Durdu böyle bir saniye. Evet dedi, kurarız. Niçin bu kadar yere yayılıp da enerji kaçağını engellemedik dedim. Nasıl mühendisler bunlar? Nasıl siyasiler? Nasıl bir kafa taşıyorlar? Birden ayıktı. Ya hocam çok doğru konuşuyorsun. Başladı bana bu sefer işte enerji kayıplarından bahsetmeye. Bilmem buradan Trabzon'a kadar şu kadar %30-%40 enerji kaybı olur. Ama senin dediğin gibi hiç enerji kaybı olmaz. E tabi Haydar Hoca'nın dedikleri hep bu kadar doğrudur. Türkiye'nin etnik kimlik tartışmalarıyla bölünmeye çalışıldığını ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş, Türk kelimesindeki gerçek manayı izah etti. Biz kimsenin Rumluğuna, Ermeniliğine karışacak halimiz yok. Yani Karadeniz'de bunların hepsi var. Ama değil mi ki İslam kültürüyle, maneviyatıyla, diniyle bir insan buluştu. Bizim bu topraklarda yaşayan herkesin adına Türk denir. Ha bunun eti kemiği Rum'dur, Ermenidir, odur budur. Hevallahi bunun adı Türk'tür, billahi Türk'tür. Bu esası kim koydu buraya? Hacı Bektaşi Veli. Allah şefaatinden ayırmasın. Hacı Bektaşi Veli'nin annesi Türkmen Türklerinden. Babası Araplardan. Ama ben Türk'üm dedi. Annesini çok sevdiği için. Şimdi Türkiye'de yaşayanlar hangi boydan, hangi kavimden olursa olsun bizim kültürümüzü, maneviyatımızı, hayatımızı, siyasetimizi kabul ettiği zaman bu arkadaşımızın adına Türk oğlu Türk denir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözünde çok ciddi bir mana var. Yani ne mutlu Müslümanım diyene. Atatürk hakkında ortaya atılan iftiraların Yunan ve İngiliz istihbaratının uydurmaları olduğunu belirten BTP lideri, Atatürk'le bu iftiraları dillendirenleri karşılaştırdı. İşte o şöyleydi böyleydi. Ya biz Mustafa Kemal'in Şeyhül İslam olduğunu iddia etmiyoruz ki. Bu adam dört dörtlük bir Müslüman. İslam'ı inkar ettiği var mı? Soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk bir haram fiile helal dedi mi? Hayır. Helal fiile haram dedi mi? Hayır. Nedir bizim zorumuz o zaman? Bir insanın kafir olması için Allah'ın koyduğu hükme itiraz etmesi lazım. Bunda böyle bir şey yok. Ama sen bunu yaptın. Sen bunu yapıyorsun. Sen dört dörtlük Müslüman oluyorsun. O olmuyor. Zaten Mustafa Kemal'in enteresan bir sözü var. Diyor ki ben cihat Müslümanıyım. Öyle diyor, ibadetim yok diyor. Allah affetsin diyor. Ama cihat Müslümanıyım.
Arkadaşlar bir hayat düşünün ki baştan sona kadar savaşta geçmiş. Biz Türk milleti olarak Mustafa Kemal'e sahip çıkmadığımızın bugün faturasını ödüyoruz. Niye sahip çıkmadık? Söyleyin bakalım. Çok dindar mısınız? Soruyorum size. Yani çok dindarsınız da o dinden uzak mıydı? Eğer çok dindarsanız niye sofranıza domuz etini koydunuz? Cevap verin hadi. Yani dininize o kadar bağlısınız ki faizi niye cebinize doldurdunuz?